Evet arkadaşlarım, şimdi bismillah diyelim, yeni videonun başlangıcını yapalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evimize. Şimdi bugün buradan başlanıldı. Şöyle göstereyim. İki duvarda şöyle yapıldı. Pimapen konusunda da kapı konusunda da bayağı böyle hani yorum yapan arkadaşlarımız olmuş. Pimapen kapısını kaldırın. Aslında o kadar kötü duracağını düşünmüyorum. Çünkü su değebilir. Mobilya kapı, tuvalet. Her giren belki hani dikkatli kullanmayan da olabilir. Belki zamanla hani bilmiyorum, yeni pimapen kapı modelleri böyle mobilya şeklinde varsa o şekilde değiştirebilirim. Bir de çok da sırıtacağını düşünmüyorum. Zaten beyaz ve beyaz o şekilde. O yüzden pimapen kapıyı değiştirmeyeceğim. Şöyle yapın demişsiniz bana. Hani burayı kırdırın, hani bütün olsun. Klozet koydursaydım haklıydı, haklıydınız. Klozet koydurmuyorum. Aslında bir koyduracaktım. Eşim, oğlum karşı çıktı. Asla klozet istemiyoruz. Hani bu şekilde olsun. Burası da şöyle, şu burayı değiştireceğim. Gömme rezervuar yaptırmadım. Aynı o sifonu kullanacağım. Şu değişiyor. Çeşme değişiyor. Şimdi şu duvara başlayacaklar. Ustamız da geldi. Hoş geldiniz. Şimdi burası yapılacak. Burası yerde yapılacak değil mi bugün? Evet. Yerde yapılacak. Aynen, şu dolaplar falan gelsin. Bir de alan o kadar küçük ki tam böyle çekim yapamıyorum. Hani tam böyle belli olmuyor. Şuralarda hep olacak. Aynen, gel usta. Tamamdır. Ha, şurayı da göstereyim size. Şuranın da sıvası yapıldı. Kuruması gerekiyor, sonra alça çekilecek. Yani Allah'ıma şükürler olsun. Yani şurayı gördüm ya, böyle bir rahatladım. Bayağı bir yol kat ediliyor inşallah. Tavan güzel kazındı. Ondan sonra kuruduktan sonra alçı, boya. Bir de kızlar ne olacak biliyor musunuz? Nasıl olur bilmiyorum ama Adem Bey dedi, şöyle ufak bir köşe geçilecek. Strafor mu diyorsunuz? Hani karton pierin alçı olanı değil, diğer olanı. Daha böyle hani güzel dursun diye. Öyle bir geçiş olacak diğer tarafta da. Metresi de 100 TL'ymiş onun. Vallahi artık böyle fiyatları soruyorum. O ne kadar, bu ne kadar, o ne kadar, bu ne kadar. Şimdi büyük, zaten bugün büyük bir ihtimalle antreşi olacak. Ve şu fayansı seçmekle doğru tercih yapmışım. Çok böyle güzel durdu. Yani öyle. Komşular isyanda usta. Komşular. Komşular diyorum, rahatsız. Toz, mahvolmuşlar. Yani. Bunlar da yani biz de mecburuz. İşte. Bugün biter değil mi komple antre filan? İnşallah. Ben ne yaptım kızlar? Hemen yemeği yaptım. Pilav yaptım. Şunu da kaldırayım makinaya. Kırmızı barbunya yemeği yaptım. Vallahi artık şuraları da hiç görmeyi görmezlikten gelin. Bu yemekleri ben Mürvetlerin evine götüreceğim. Şimdi şu tezgahımı da bir toparlayayım. Sonra ne yaparım? Bir dışarı çıkacağım. Elektrik şeylerini, prizlerini almaya. Daha kendimi bile çevirmedim telefonu. Ay vallahi böyle kızlar. Vallahi kızlar şu an saçlarım birbirine yapışık bir şekilde duruyorlar. Çok kötü. Neyse akşama bir duş alırız. Elif de diyor ki ne olur diyor, iki yere uğramam gerekiyor. Şimdi avizeciye gidiyoruz. Oradan doğru da oraya gidelim. Sen üstünü değiştirecek misin? Bir şey diyeceğim. Ben üstümü değiştireyim. Çarşıdakına gidelim. Oraya mı gitmem Hayır, gerekiyor? Burada daha çok çeşit var. He. Vallahi kızlar her tarafım böyle var. Leş gibi. Mutsuzum. Dün Mikael'le tartıştık birazcık. Birazcık. O yüzden böyle hiç böyle video çekmek istemedim. Çekmedim de. Modum çok düştü. Neyse bir çay demledik. Birazcık yüzü güldü beyefendinin. Cidden bakın hani aslında böyle takipçilerimle de konuşuyoruz. Stresi yaşayan biziz. Ama onlar daha çok stres yaptırıyor. Camı açayım ki çok sıcak. Böyle arkadaşlarım. Şimdi bugün biraz keyfi yerinde. Dedim bu akşam da evde yokuz ama alıştır alıştıra söyledim. Hani böyle böyle de şöyle de neyse de tamam dedi. Hadi bir gün daha idare edeceğim. O şekilde şimdi elektrikçiye gideyim de şu anahtarlıklar var ya, prizler, onları halledeyim. Onu hallederim. Bir de oraya işte bir avize bakayım. Boya işini de konuştum.
Kızlar, iki odaya girecektim ben. İki odaya giremeyeceğim şu an. Bittim. Bittim. O yüzden o iki oda kalsın. Bir ferahlayayım. Sonra orayı da yaptırırım. Orası zaten bir günlük iş değil mi kız? Parke döşenmesinde ne var ki? Yani aşağıda kesecek, döşeyecek. Onu da artık öyle yaparım ama şu an sadece böyle bir işlerimi bitirip bir rahat nefes almak istiyorum. Sonra Elif'in uğraması gereken yer varmış. İki yer. İki yer dışında fazla gezemeyeceğiz. Zaten benim de gitmem lazım. Yemekleri de yaptım. Aynı yemekler ama benim barbunya, Elif'in kuru fasulye. Öyle kızlar. Şimdi elektrikçide görüşürüz. Şimdi Elmas Avize'ye geldim. O çarşıdakinin büyük yeri, mağazası. Şimdi alacağım avizeyi burada banyoda kullanmışlar. Burada görevli olan kişi de bir göstereyim dedi. Nasıl durduğunu. Buraya da daha önceden gelmiştik Elif'le birlikte. Artık. Kolay gelsin. Ay çok güzel. Ama ben ikili yaptırdım yukarıda. Ne diyorsun? İkili yaptırız yani. Ay çok güzel. Aynısı mı sizin? O resmini gösterdiğim o. Aynı. Şimdi abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar alacağım avize bu. Bunu da göstereyim. Bunun siyahını alacağım. Şimdi siparişlerini vereyim. Mesela bu da onun kısası ampullü modeli. Yok istemiyorum. Bu daha modern duruyor. Bu da bunun ucunda var değil mi herhalde? Tabii. Onu, ya, bu E14 ampul içine giriyor bu. Daha ince. Bu da hem nikel hem siyah. Bu çift renk. O yapmış. Çift renk. Şu mu bu mu? Bu değil mi sanki? Şimdi bakın bu burada gördüğümüz. Bunun çok çapı güzel. 30 şey kaç 29 mu? Ya ben iyi bunun, göremiyorum ben. Bunun çapı? Bu 5 santim. Şey 51 santim. Bu daha geniş santim. Durur. Daha evet. Dolu durur. Şu yani ampulü. Bu da aslında. Kalınlığı var bunun. Bu da sağa sola böyle yani kayıyor. Ampul gözükmeyecek. Ampul içinde kalır. Tam içine girer. Ben bunun ampullerini kolaylıkla bulabilirim. Tabii bulunuyor. Elif şarkı söylüyor. Şey kızlar. Teki 1200 lira, 2400 lira avize. Şimdi ben pazarlık da yapacağız. Bakalım 100 lira, 200 lira da indirim yapar İbrahim Bey inşallah. Yapıyor zaten. Geçen aldığımda da indirim yapmıştı. Şimdi Elif bir üstünü değiştirsin. Oradan çarşıya işlerimizi halledelim. Sonra ben eve, Elif eve. Hadi görüşürüz. Elif temizliğini bitirdi. Yeni cicilerini göstereyim size. Şu kırlentleri. Geçen de Belgin'in kızı almış anneler günü diye hediye. Onun da kırlentleri çok güzel kızlar. Şöyle göstereyim. O gün de söyledim bu çiçekliği bir metalcide özel olarak yaptırmış. Aslında böyle bir metal tanıdığınız falan bu işleri yapan varsa hani siz de bu şekilde yaptırabilirsiniz. Şöyle şu ışıkları da buraya almış kızlar. Güzel olmuş. Yani güzel vallahi. Saatli mi burası? Ver. Yazıyor işte. Ne kadar diyor kız? Otomobil gün boyu 24. Biz buraya geldik. Bak. Ama küçük. Hayır, hep açık renk. Ben sana alırken ne siyah boyalar vardı. Şeyde var, Çarşı İstanbul'da. Oraya bakalım. Çok açık. Hı. Koyu işte böyle. Çok güzel böyle karıştırmak için pıt pıt. Bak ben sana şunları bir tane video yolladım. Ya her gördüm. Bak hep açık renk tahtalar. Benimkiler koyu. Koyu aldığın için onu. Aslında böyle de çevirebilirsin. Tezgahımla da olur. Ne zaman geleyim? Senin gören var mıydı? Bunlar kaymıyor mu kafanda? Öteki nasıl? Senin aynısı mı? Yoldur kafasında? Kaymaz değil mi? Hayır canım yok, bunlar kaymamış. Bir kere ne misiymiş? Hayatta kaymaz. İğnesiz kullanıyoruz. Ha o korktu mu? Hı. Mesela şunu kullanabilir bu şeritli. Elif o şimdi simli
eşarbı aldı. Şal. Eşarp demeyeyim, şal. Onu aldı. Şimdi de şuradan şey çıkıyor. Kıyafet deniyor. O geçen aldığı eteğin üzerine şöyle bir güzel tişört giyecek. 2-3 tane yanına aldı. Buradan çıktığı gibi arkadaşlar Çarşı İstanbul'a. Oradan işte yağdanlıkların altına bir stand bakacak. Oradan ne yapacağız? Çocuğunu okul almaya gidecek. Ben eve gideceğim arkadaşlarım. Koştur koştur gideyim. İyi ki yemeğimi yapmışım. Kafam rahat. Akşam oldu şu oluyor. Siz bugün çekim yapmadınız. Halim yok. Gayet iyisiniz pembeler içinde enerjisiniz. Yo, bitti enerjim artık. Çarşı İstanbul'a geldik. Hadi bakalım. Yerler değişmiş. Şeyler nerede, ahşaplar? Yerlerini değiştirmişler, buraya getirmişler. Şunu da gördüm geçen gün çekimlerde. 420 TL. Kızlar bunlar bu hafta BİM'e geliyor. Kaçırmayın. Ha, bak yuvarlak. Getirdim yanına. Yuvarlak olmasa maalesef. Bunlar pek düşmüyor ama onlar daha sağlam. Oo, bayağı fark var. Aynen. Ya da komple değiştireceksin orayı. Benziyor ve çok alçak, bu düşmez ki. Aa, evet. Al. Ama dikdörtgen daha güzel Ayşe. O zaman dikdörtgeni bir soralım. Gelir mi ki acaba? 200 liraymış. Çok değişik bir rengi var. Çok hoş. Bunu yağdığı zaman bir tık rengi açılacak, bunu böyle daha parlayacak. Şunları da göstereyim size. Bambu, yumurta, rendele, böyle tuzluklar, rendeler. Bayağı güzel şeyler gelmiş hatta. Baksana hangi kaşıklarda. Tam böyle çıkmadan da bakın kızlar nasıl dekore etmişler. Ama çok az, o bize yetmez ki. Çok tatlı ama. Şu benim aldığım, arkadaşlar bunu aldım ama geri vereceğim, hiç olmadı. Hatta gösterebilirim de eve gittiğimde. Şöyle bakın. Fiyatı da 3000 diyeyim ben size. Böyle. Hadi. Aldı arkadaşım buradan. O yuvarlağı aldı. Bir tane tişört aldı. Şimdi ben buradan elektrikçiye uğruyorum. Ama geri gideceğiz herhalde. Yo, benim bu tarafta. Tamam. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Şuranın atmosferini çok beğeniyordum. Zaten böyle kadınlarda. Bakın şöyle göstereyim. Geçen Ayşen'le de biz burada oturduk. Şöyle çayımızı içtik. Böyle camiye karşı. Bilmiyorum ya, atmosferi, şu yeşilliği çok güzel. Vaktim olsaydı aslında Elif'le şurada da bir çay içebilirdik. Genelde hep kadınlar oturuyor orada. Yalnız çayları da çok güzel. Bayağı güzel. Şöyle bakın. Geniş çekeyim size. Şöyle çok güzel. Yeşile hastayım. Şimdi kızlar, bu anahtarlığı bu renk aldım. Şu renk, ama şu renk daha tok duruyor. Beyazın üzerinde de güzel durur. Bir baştan bu dedim ama yok bu. Bu daha güzel duracak. Ay, burada da işimi hallettim. Şimdi ev halkını mürvetlere yolladım. Bugün de oradayız, misafiriz. Ama yarın artık evimizde kalacağız. İnşallah. Ustalar şimdi antreye yapıyorlar. Tuvalet yapıldı. Antrede şu kadarcık bir yer kaldı kızlar. Orası da yapıldı mı tamamdır. Her taraf zaten toz, duman. Yani görüyorsunuz. Belki bir yardımcı alabilirim. Çiçeğin üstü bile tozlanmış. Yani tozun girmediği hiçbir yer yok. Öyle. Şimdi size antrenin son halini göstereyim. Yarın şu siyah şeyler kalkacak. Çok fazla üstünde gezinmemem gerekiyor. O yüzden burada kalmıyoruz. Gezerken de diyorlar böyle ortalarına basın. Bu şekilde oldu. Şimdi süpürgelikler de takılacak yarın. O zaman daha da güzel durur. Boya da olacak arkadaşlarım. Fakat tavanı yaptırmayacağım. Temiz. Şu araların hep tozları alınacak. Benim bayağı bir işim var aslında. Bayağı hem de.
Suları da kaldırayım oradan. Aynen böyle oldu kızlar. Şöyle bakın, kapıdan girdiğimizde şöyle beyaz bir alan, döşeme. Fakat burası böyle. Şimdi bana olmadı. Olmadı. Evet, tamam. Ancak bu kadar oldu arkadaşlarım. Burayı dedim hani yer, aslında ben buranın yerini yaptıracaktım. Bana Adem Bey ile Enes Bey bakıyor mutfak işlerine. Hayır dedi. Mutfağı yaptıracağın zaman, çünkü dolapların altına dedi fayans koyacağımız için olmaz dedi Aysun Hanım. Dolapları kaldırmamız gerekiyor. Madem dedi mutfağı düşünüyorsunuz ilerleyen zamanda, o zaman burası böyle kalsın. Evet, birazcık şey gözükecek ama kalsın dedi. Mutfağa giriştiğimiz zaman hani güzel de bir şeyler yaparız, ayarlarız. O şekilde de mutfağınızı yaparız dedi. O yüzden burası böyle kaldı. Çok şey duruyor şimdi bununla bunun arasında. Aslında işte yaptıracaktım. Fakat olmaz dedikleri için yaptırmadım. Şimdi şöyle ortalara basayım da. Şöyle. Ay, hasta düşürdüm. Yarın da şurası halledilsin. Prizleri de aldım. Antrastikleri aldım. Kapıda gelip takılacak. Ay Allah'ım. Ay vallahi bu işler çok zor. Yemin ederim. Böyle. Bu arada aynayı ilk batıran da ustalar oldu. Ellerini yüzlerini yıkadılar. Ha şu kısmı göstereyim. Şu eşik kısmını. Şimdi şöyle oldu. Aslında dümdüz istiyordum. Fakat olmaz dediler. Şu fayans birazcık aşağıda kaldı. Şimdi şuraya da zaten kapı geleceği için. O zaman bir kapı gelsin gösterin. Daha bir güzel durur. Aynen böyle. Yarın zaten şey. Ha şunları daha kuruyacak. Yarın derzleri falan verilecek, şerbeti verilecek. Kapıyı örttüğümde beyaz fayans gözükecek, gri fayans gözükmeyecek. Bu şekilde ayarladık. Böyle olur. Şuradan şöyle. Gri yaptırmadım. Bakalım bir kapı gelsin de o zaman anlaşılır. Şöyle gösterdim. Ay vallahi ne biçim duruyor işte orayla burasını çok fark ettim. Kilerimiz, yer döşemesi. Bunun da süpürgelikleri olacak. Hatta bakın şöyle baktığımızda bile gözükmüyor ama ben buraya şu kapatıcı şeyler var ya, onlardan yaptıracağım beyaz. Taktığım zaman çok güzel olacak. Dondurucuyu da hesapladık. Hani mermer yüksekliği. Arada zaten mesafe vardı. Ay evet ya. Bir fayans. Yani böyleyken bile fark ediyor yani. Of. Şu tozu görüyorsunuz değil mi? Gelelim. Çok affedersiniz. Buraya. Buraya da lamba alacağım. Şimdi dursun ama alacağım şey tarafı aldığını veya alırım birkaç gün içinde de bilmiyorum. Pimapen kapının da bir şey söyleyeyim mi size? Çok sırıtacağını düşünmüyorum. Çünkü beyaz olduğu için o da, burası beyaz olduğu için sırıtmayacak. Şöyle buradaki o şu eşik benim çok şey duruyordu. O mermeri kaldırdılar. Hatta tahtaların şuraları da azıcık kesildi. O mermer de kalktı yani. Şöyle. Ve böyle daha hoş olmuş, daha estetik olmuş. Ustanın da maskesi vallahi, hakları da ödenmez. Buranın şey olmadığı için şu an yakamıyorum. Şuraya yeni temiz şey gelecek havalandırma için. Bunların tavanları hep boy olacak. Oraya da bir şey taşmış, böyle çimaş, inşaat şey gitmesi diye koymuşlar. Ay kız, ben resmen var ya inşaat pisliği temizleyeceğim. Böyle. Oo. İşte şuradan aslında bir akan bir yer olacak ki böyle komple. Dolap da gelmiş kızlar. Dolabımız da gelecek, takılacak. Ve burasının da güzel olacağını düşünüyorum. Bir de salonun camları içinde virgüllerin ustası gelecek. Ha, kapıların biraz altı kesilecek. Çünkü şu an zor kapattım o kapıyı. Üç kapı. Yarın bakacaklar.
Evde şu an yoklar. Yemeklerini yemişler. Şimdi beni almaya geliyor Emre. Yağmur da yağıyor dışarıda. Ha, şu kısmı yaptıracağım. Ayakkabıyla giriyorum. İnşaat pisliği oldu. Hani o kadar kötü ki. Şimdi şurası, şurayı yaptıracağım. Bir de şunu da rica edeceğim. Boyansın, böyle temiz dursun. Öyle. Bakar mısınız dışarıdaki havaya? Yağmur yağıyor. Hadi bakalım. Gidelim. Yemekler yenildi. Tezgahın üstünde böyle birkaç bir şey vardı. Onu kaldırdım. Şimdi şuraları bir derleyeyim, toplayayım. Yani derleyeyim, toplayayım derken bir çamaşır suyuyla bir temizleyeceğim. Sonuçta yemek yedik. Ocağı kullandık. Sonra güzel bir çay suyu koyacağım. Bir çay keyfi yapalım. Ama ilk önce domestoslayayım. Şu bezin kirin. Evde durulmayınca böyle oluyor. 7. ayın 12'sinde gelecekler. 7. ayın 12'sinde, yani ben de 7. ayın ilk haftası 2 güne bu evi temizlettiririm. Bir gün neredeyse, yani yarım günden biraz fazla sürüyor. Mutfak ve kapılar veya bir gün artık hani gelen kişi nasıl ayarlar. 2 güne bu evi temizlettiriyorum. Ama ne kadar silsek de arkadaşlar, şu her seferinde zeminden çok kir çıkıyor. Durulmayan ev pisleniyor, tozlanıyor haliyle. Bu arada ben Mürvet'in mutfağını da çok seviyorum. Çok güzel böyle yapıldı. Aydın mutfağı yaptırdılar. Çöptü orada. Ay, Emre'ye verecektim, unuttum. Çok güzel böyle yapılmış. Her şeyi, malzemesi filan. Allah'ım bizlere de nasip etsin. Benim gibi isteyen arkadaşlarıma da inşallah. Bu şey, buzdolabı bir çalıştırmadım. Aynen şöyle. Kaplarda bir şey yok kızlar. Şöyle dursun. Geldikleri zaman zaten ayarlıyorlar hemen. Hadi bakalım. Foşur foşur. Bir temizlik. Tezgah üstü temizlik. Gelinimin evini temizleyin. Şöyle. Ben zaten bu tezgah temizliğini çok seviyorum. Ocak, tezgah. İlk önce şöyle sıkalım da. Şunu açmamışım. Çevireyim dur. Bir kere daha yapayım. Sıktım. Vallahi öyle canım bir çay istedi ki, duş da almışım, böyle tertemiz olmuşum ama büyük bir temizlik beni bekliyor. Kullandık, temizleyip öyle çıkarız. Sen de duşunu aldın mı oğlum? Ay vallahi, Allah razı olsun Gürgün. Tezgahı parlattık. Şimdi ben var ya, öyle bir temizlik aşkı var ki bende, sormayın. Böyle bomba gibi. Allah.
Selamlar. Şöyle yüz yüze bir araya gelelim ama şunu alamam lazım. Temizlendim. Aklandım, paklandım. Şöyle tertemiz, mis kokulu böyle. Ay temizlik gibisi yok kız. Valla üstümü de giyindim pijamalarımı. Çay suyunu koydum. Şöyle çocuklarla. Mikael dışarı çıktı. Arkadaşların yanına, yani kahveye gitti. Karnımızı doyurduk. Allah'ımıza şükürler olsun. Böyle yemekleri erkenden yapıyorum zaten. Böyle yemek sıçayım olmasın tam böyle akşamüstü. Kilo olayımı da söyleyeyim. Güncel kilom 500 gram vermişim arkadaşlar. Zaten söyledim Hande Hanım'a. Hande Hanım dedim böyle böyle tadilat var. Zaten stres de var. Su da zaten tüketimini maksimum en az seviyede yaptım. O banyo iptal, orası iptal. O şekilde yine yememe dikkat ettim ama su içmediğiniz takdirde çok fazla bir kilo verme şeyiniz olmuyor arkadaşlar. Su içmemiz gerekiyor ve benim vücudum zaten hemen ödem topluyor. 500 gram almamışım, 500 gram vermişim. Gayet güzel ama ben vücudumdaki değişimi hissedebiliyorum. Artık çok rahatım. Cidden o kadar çok şişkinliğim vardı ki şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Yeni listem geldi. Baktım. Güzel bir liste. Yine aynı şekilde. Yine devam arkadaşlar. Ama dedi tadilattan nedeniyle bir şey demeyeceğim dedi Aysun Hanım. Su tüketimi mutlaka hani yapmaya çalışın. Zaten 2 gün sonra dedim tamamen herhalde ustalar yok artık. Cuma günü inşallah ben temizliğe başlayacağım ama arkadaşlar ben nereden başlayayım temizliğe? Şimdi düşünüyorum. Her taraf kötü. Yani nasıl yapacağım? Nasıl ayarlayacağım? Bu işin altından nasıl çıkacağım hiç bilmiyorum. Kadın tutayım. Kadın yani gelen yardımcının peşinde gezmek istemiyorum. Bildiğim birisi olsun isterim. Ne bileyim ne yapacağım vallahi hiçbir fikrim yok. Bir kafa diyor ki tut birisini de hani camları ciflesin, kapıları ciflesin. Ondan sonracığıma mutfağı yapsa. Ay nasıl yapsak ki? Böyle şaşırdım. Siz olsanız benim yerime nereden başlarsınız? İlk önce bir banyoyu, lavaboları halledip odalara mı dalsam? Nasıl yapsam ki? Bu konuda yardımınızı bekliyorum. Benim yerimde olsaydınız siz ilk önce nereden başlardınız? Ama evin her tarafı gidik. Halılar da yıkanmaya verilecek. Her taraf aldı başını gidiyor. Halıların da metrekaresine kadar ki. Onlar da çok tutar. Hadi bakalım. Hadi Aysun. Ben diyorum ki salonun perdelerini akşamdan yıkasam. Salondan mı başlasam acaba? Ay vallahi kafam var ya böyle allak bullak oldu. Neyse bakalım bir yerden başlayacağız. Bir yerden de bitireceğiz. Başladık mı o iş bitti demektir. Ben anca var ya bir şey söyleyeyim size. Ben 6 güne falan toparlarım. Yani 6-7 güne toparlarım anca. Şimdi öyle bir şey ki salonu temizlesem diğer taraflar çok kötü. Salona geçerken çok dikkatli olmaları gerekiyor. Oranın pisliği tekrar oraya geçmesi. Hepsini ben bir anda mümkün değil zaten. Bir asla bitiremem. Çok kötü. Avizeler de 10 güne gelirmiş. 10 gün sonra takılır. Yarın zaten Adem Bey gelecek. Bir bakacak. Yarın da bayağı bir koşturmacam var ama ben yavaş yavaş bilmiyorum aslında başlasam mı ki? Salonun perdelerini var ya daha yeni yıkamıştım. Yani hiç bu kadar tahmin etmedim biliyor musunuz? Yukarı komşuma çıktım buraya gelmeden önce. Pembe dedim biz evde yokuz. Bak dedim hani göz kulak ol. Ses olur bir şey olur. Yani evde olmadığımızı bil. Hayal sunucu darısı benim başıma. Oğlu demiş ki asla ne izin vermem. Bugün biraz komşularım da şikayet etti. Üst komşum. Karşı komşum şikayet demeyeyim. Ben Zehra Hanım'ı çok severim. Allah bin kere razı olsun. Valla hakkında helal etsin. Onu zaten kapısını falan da sileceğim arkadaşlar. Kapısının önümü çok kötü oldu. Zaten hortumla yıkayacağım öyle. Foşur foşur duvarları böyle köpükleyeceğim. En son zaten apartmanı falan da halledeceğim inşallah. Tabii bizim bir de merdivencimiz var. Artık o gelmezse zaten ben yapacağım. O gelirse ona söyleyeceğim. O şekilde hortumu falan takacağım. Güzelce temizlensin böyle bol suyla, bol köpükle. Apartman içi de temizlensin.
Üst komşum işte birazcık şey yaptı. Onda çocuğu sesten çok korkuyormuş. O da haklı. Ama sonuçta apartman kendisi de tadilat yaptı. Bir kere bile bu ses ne demedim. Allah var zaten yukarıda. Ama kendisi bana bugün şey dedi. Biliyor musun dedi Aysun abla dedi. Şikayet etseler dedi gelip dedi ceza yazarlar. Ben böyle kaldım. Hani belki de bana karşı olan şeyinden dolayı dememiştir ama ne bileyim öyle bir garipsedim öyle deyince böyle bir kaldım. O sırada da Pelin'le konuşuyorum telefonda görüntülü. Onunla da bayağı sohbet ettik kuzum. Onun da başına neler gelmiş onu söyleyeceğim. Sonra dedi vallahi Aysun abla dedi ayakkabılığıma kadar toz oldu. Kapım toz. Ne yapabilirim gülüm dedim. Benim evim de aynı şekilde. Sen de yapsan dedim. Ben de katlanacağım dedim. Sonuçta apartmanız yani ortak yer. Yani hakkınızı helal edin. Ne zaman bitecek dedim. Bitecek dedi işte. Ben de söyledim. Çocuk işte korktuğu için kalamıyor. Onların köyde zaten evleri var. Zehra'nın da aynı şekilde. Zehra zaten hafta sonları köyüne gidiyor. Neyse bakalım komşularımıza biraz rahatsız ettik. Biraz da söylendirdik. Ama sonuçta onlar da yaptığı zaman hayatta sesimi çıkartmam. Bir kere bile kapısına bile gitmem. Onlar da kapıma gelmedi ama bugün böyle karşılaşınca bir imalarda bulundu. O da kendince haklı. Ben de kendince haklıyım. Yani onun da çocuğu var. Küçük çocuğu var. Altta da küçük çocuğu olan bir komşum var. Ne yapalım dedi. Aysun abla dedi. Yani mecbur dedi. Yani yapılacak. Sonuçta o da bir şey yaptırdığı zaman ben de yani gürültüsünü çekeceğim. Yapacak bir şey yok. 10'da başlıyor. 9.30-10'da başlıyor ustalar. Sonra 7'de 7.30'a doğru filan bitiriyorlar. Hani normal saatlerde bitiyor. Yani gün içerisinde. Ha, Pelin'in başına gelmiş. Pelin parmağını kırmış ya. Bir aydır. Ve ben bunu daha yeni öğrendim. Ben de bakıyorum dedi storylerinde. Dedim sen ne işin bir şey paylaşmadın. Niye dedim söylemedin. Eğer dedim parmağım dedim kırık olduğunu bilseydim yanına dedim şöyle bir iki günlüğüne gelirdim dedim. Yani en azından dedim yanında olurdum. Çok da canı da sıkılmış bir ay boyunca. Çünkü Pelin çok hareketlidir. Asla evinde böyle oturan bir kadın değildir. Sabahtan kalkar işini gücünü yapar. Pelin'i bilirsiniz. Canım ciğerimdir o var ya. Parmağının alçısı alınmış. Çok dikkat etmesi gerekiyormuş. Yolda yürürken demire vurmuş. Vurunca da işte parmağı, baş parmağı, ayak baş parmağı kırılmış. İşte kaza. Dikkat et kuzum dedim. Zaten doktor da terlik giy demiş. Belli bir süre sonra ayakkabı giyinirsin. Öyle canlarım. Onun da başına bunlar gelmiş. Ben de daha yeni öğrendim. Ben zaten diyor bir ay boyunca diyor evdeydim. O çalışıyor. Pilates eğitmeni. Bir ay diyor evdeydim. Bütün videolarını seyrettim. O yüzden diyor izlenmelerim çok arttı senin yüzünden. Hani böyle şakalaştık biraz. Hadi bakalım çayımız da kaynadı. Birazcık daha kaynasın da. Şöyle geçeyim salona. Ondan sonra çayımı içeyim. Allah razı olsun gelinimden. Vallahi banyonuzu yapın. Çamaşırınızı yıkayın. Kalın. Hiç önemli değil dedi. Buradan da gurbette yaşayan tüm arkadaşlarımıza selamlarımızı yolluyorum. Gelinime de selamımı yolluyorum. İnşallah şu Avrupa yolunu da Avrupa yollarına da düşeceğiz. İnşallah bir orası kalmıştı. Allah nasip ederse oraları da görmek nasip olur inşallah. Geçen amcamın oğlunun eşi Necla abla dedi bana. Sen gel dedi gezdireceğim dedi. Necla abla da gezmeyi çok sever. Zaten dedim gezeceğim yerleri şimdiden not alıyorum. Avrupa'da nereye gidebiliriz ne yapabilirim. Tamam dedi sen gel yeter ki. Sizle birlikte güzel bir çay keyfi yapalım. Çaylarımızı döktük. Hadi bakalım. Oğlumla bana afiyet olsun. Al oğlum. Evde bir tek şekerle içen Mustafa. Bırak falan diyorum ama bırakmıyor. Nasıl içiyorsun sen? Ah. Koyalım yıkarım. Alın. Kızım bize afiyet olsun.